Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fuat-ı Mekkiye 8. Sefir 50. Kısım. Vasıl. Bilmelisin ki Allah gümüş ve altını biriktirip onu Allah yolunda harcamayanları acı bir azapla müjdele demiştir. Bu ayet Allah'ın mallarında kullarına farz kıldığı zekatın farz olmasından önceydi. Dolayısıyla Allah mümin kullarına zekatı farz kıldığında onun sayesinde mallarını temizlemiş, zekatı vermekle veren kişiden Cimri ismi düşmüştü. Çünkü Allah zekatın kendisinden dolayı farz kılındığı kişi hakkında şöyle demiştir. Allah ihsanından verdiğinde cimrilik yapar ve gerisin geriye dönerler. Böylece onları Allah'ın hükmünü kabul etmemekle nitelemiştir. Allah mallarında kendilerine farz kıldığı şeyi vermedikleri için onları cimri diye nitelemiştir. Sonra acı azabı hali hazırda içinde bulundukları durum diye yorumlayarak şöyle buyurur. O gün cehennem ateşine atılırlar. Derileri onunla tutuşturulur. Zengin kendisine gelen dilenciyi gördüğünde malından isteyeceğini bildiği için kaşlarını çatar. Alnı buruşur. Dilenci onun zekat vermek istemediğini yüzünden anlar. Sonra zekat istenilen kişi dilencinin isteğini anlamazlıktan gelir. Ona sırtını döner. Onun farkına değilmiş gibi davranır. Ona sırtını döner. Dilencinin açık bir şekilde kendisine yöneldiğini anladığında sırtını ona verir ve döner. Allah bu durumu sırtlarını dönerler ayetiyle dile getirir. İşte zekat vermeyenlerin başka bir ifadeyle altın ve gümüşün zekatını vermeyenlerin durumu budur. Koyun, inek ve deve zekatını vermeyenlerin durumu ise bir rivayete geçtiği gibi farklıdır. Onlar için bir çukur kazılır. Çukur onları içine çekip alır. Ağızlarıyla onları tutar. Bu nedenle Allah zekat vermeyenlerin cezasından söz ederken alınları, sırtları, yanları gibi hususları dile getirmiştir. Neyi kastettiğini en iyi bilen Allah'tır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Allah zekatı malları temizlesin diye emretti. Zekat bilgisiz gafillere ağır gelir. Çünkü onlar Allah'ın bu sınıflar için belirlediği malın kendi mülkleri olup verdikleri kısmın kendi malları olduğuna inanmış. Zekat alıcıları için belirlenmiş bu miktarın onlara ait olmayıp onların mallarından değil, mallarındaki bir hak olduğunu anlamamışlardır. Dolayısıyla zenginlerden istenen şey sadece o payı mallarından çıkarmaktır. Onu ayırdıklarında ise verdikleri kısmın kendi mallarından olmayıp sadece kendi mallarına katılmış olduğunu anlarlar. İşin gerçeği budur. Zekat vermeyenler sahip oldukları her şeyin kendi malları ve mülkleri olduğuna inanır. Allah ise bir topluluğun onların mallarında ödenmesi gereken haklarının bulunduğunu bildirmiştir. Bu durum mallara ortaklık anlamı taşıdığı için zenginlerin nefislerine ağır geldi. Çünkü başkalarının onların malında bir payının bulunmasının borç ya da alışveriş gibi kabul edebilecekleri görünür bir sebebi yoktu. Allah sadece verdikleri malın ahirette kendi adlarına bir ödül olarak saklanacağını bildirmişti. Allah nefislerinin yaratılışındaki özelliği bildiği için bu ölçüdeki malı onların elinden çıkardı. Hatta bütün malları ellerinden çıkarmış ve şöyle demiştir. Sizi kendisine halife yaptığı şeylerden infak ediniz. Yani malda size ait olan kısım kendisinden infak yaptığınız kısımdır. İnfak ise o malda tasarruf etmenizdir. Bu durum vekillerin tasarrufuna benzer. Mal ise Allah'ındır. Sahip olmadığınız bir şey ile cimrilik yapıyorsunuz. Çünkü siz malda sadece vekilsiniz ve mülkiyetinizde bulunan şeylerin eminlerinizsiniz. Eminlerisiniz. Böylece Allah malda halife olduklarına kullarının dikkatini çekmiştir. Bunun nedeni kendilerine bir merhamet olarak sadakaları kolay vermelerini sağlamaktır. Allah adeta şöyle der. Size halifesi olduğunuz mallardan infak etmenizi emrettiğimiz gibi aranızdaki elçi ve vekillerimize de zekat diye isimlendirdiğimiz ve hayrı size dönecek belli bir miktarı bu mallardan almalarını emrettik. Vekillerimiz zekat alırken size ait mallarda tasarruf etmemiştir. Onlar sizin halife olduğunuz mallarda tasarruf etmiştir. Nitekim size de sadece infak konusunda tasarruf yetkisi verdik. O halde
zekat vermek size niçin güç gelmektedir? Şu halde mümin, malı olmayan kimse demektir. Dünyada ve ahirette bütün mal ona aittir. Bir sadaka oluşu yönünden zekatın nefse ağır geldiğini belirtmiştik. İnsan, sadakayı malından çıkardığında alacağı ödül ve ecir katlanır. Çünkü bu durumda hem meşakkat sevabı ve hem de malı çıkarma sevabı kazanır. Meşakkat çekmeksizin zekatını malından çıkarması ise önceki mükafatından kıyaslanamayacak ve belirlenemeyecek ölçüde daha çoktur. Benzer bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan kişinin saygın yazıcı meleklere katılacağı, zorunarak okuyan ise kat kat ücret alacağı bildirilir. Bunun nedeni Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve bu uğurda çalışırken karşılaştığı güçlüklerdir. Dolayısıyla bir yandan çektiği meşakkatin ödülünü, diğer yandan okumanın ödülünü alır. Zekat temizleme ve takdis anlamına gelir. Allah zekat verenden cimrilik ve hasislik adını düşürdüğü için artık bu iki özelliğin onda bir hükmü kalmaz. Bunun yanı sıra içerdiği artış ve bereket nedeniyle de zekat diye isimlendirilir. Çünkü Allah onu bereketlendirir. Nitekim Allah sadakaları bereketlendirir buyurur. Böylece verilen sadakalar artar. Öyleyse bereketlenme anlamı kendisinde bulunduğu için sadakaya zekat denildi. Çünkü zekat, malın bereketlenmesini, nefsin temizliğini, Allah'ın dininde direnç göstermeyi sağlar. Bu niteliklerin verildiği kimseye ise pek çok iyilik verilmiştir. Ona iyi bir borç verirseniz ayetine gelirsek, bir ameldeki güzellik ya da onu güzel yapmak, Allah'ı onda görmek demektir. Amelde Allah'ı görmek ve müşahede etmek ise ihsanın bir gereğidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ihsanın ne olduğunu soran Cebrail'e ihsanı böyle yorumlamıştı. İhsan, malın Allah'ın malı olduğunu, senin sahiplenin ise Allah'ın seni sahip kılması demek olduğunu bilmendir. Seni mal sahibi yaptıktan sonra Allah lütuflarında borçlanma kapısına gelir ve şöyle der. Bu malda senden borç istediğimi unutma. Çünkü biliyorsun ki mal senin değil, benim malımdır. Öyleyse kendi malında keyfince tasarruf ettiğini gördüğün bir insanın davranışı sana güç ve ağır gelmediği gibi seni kendisine vekil yaptığım maldan istemem de sana güç ve ağır gelmesin. Çünkü biliyorsun ki dilediğim kullara vermek için senden sadece seni emini yaptığım malımı istiyorum. Bu miktardaki zekatı sana vermemiştim. Bilakis onu sana emaneten vermiştim. Emin kişiye ise emaneti sahibine ulaştırmak ağır gelmez. Emanetin sahibinin elçisi ve vekili olan sadaka memuru geldiğinde gönül hoşluğuyla emaneti teslim et. Ayette geçen güzel borç budur. Çünkü ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmek demektir. İnsan Allah'ı gördüğünde malın onun malı, kulun onun kulu olduğunu, tasarrufun da ona ait olup bu konuda hiç kimsenin Allah'a zorlamayacağı anlar. Verilen zekat ve sadakalardan Allah'a herhangi bir yararın dönmeyeceğini de anlarsın. Vermediğinde ise Allah bundan bir zarar görmez ve hepsi kar veya zarar sana döner. Öyleyse kendin hakkında en güzelini seç ki kendine ihsanda bulunasın. İhsan sahibi olduğunda ise nefsinin cimrilik ve hasisliğinden sakınmış olursun. Bu davranış senin için ihsan ve takvayı bir araya getirir. Böylece Allah seninle beraber olur. Çünkü Allah takva ve ihsan sahipleriyle beraberdir. Zekatını vermekle nefsinin cimriliğinden korunan kişi takva sahiplerinden olduğu gibi beni görürcesine ibadet eden kişi de ihsan sahiplerindendir. Kulumun kendisini bana ait bir malda tasarruf etmekle sorumlu tuttuğumu bilip verdiği sadakanın yararının bir iyilik ve lütuf olarak kendisine döneceğini anlaması beni görmesinin delilidir. Bununla beraber bu konuda en güzel övgü kendisine aittir. Allah büyük ihsan sahibidir. Açıklama faslı. Bilmelisin ki Allah zekatı mallara farz kılmış, yani onun mallardan bir hisse olarak belirlemiştir. Mal sahibine şöyle der. Malından farz olarak belirlediğim bu kısım sana ait değildir. Sen o mal üzerinde bir emanetçisin. Dolayısıyla mal sahibi zekata sahip olamaz. Ardından Allah canlarımızı da mallarımızla aynı konuma indirmiş,
onlarda da mallardaki gibi bir zekat belirlemiştir. Başka bir ifadeyle, malların zekatını vermeyi emrettiği gibi canlarımız hakkında da bize şöyle demiştir. Onu tezki eden kurtuluşa ermiştir. Nitekim malın zekatını veren kişi de kurtuluşa ermişti. Öte yandan Allah nefisleri alışverişte mallara katmış ve şöyle demiştir. Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Burada alışverişin konusu nefisler ve mallardır. Bu ayette fıkhi bir konu vardır. Aynı şekilde Allah zekatı mallara ve nefislere yerleştirmiştir. Malların zekatı Allah izin verirse bu bölümde ayrıntılı olarak zikredeceğimiz üzere bilinen bir şeydir. Nefislerin zekatını ise Allah izin verirse kısmen açıklayacağım. Bu açıklama daha önce ifade etmiş olduğumuz gibi zekatın can ve mal sahibinin hakkı olmayıp Allah'ın mal ve nefisteki bir hakkı olduğu ilkesine göre yapılacaktır. Bu bağlamda neyin nefse ait olduğunu baktık. Nefse ait kısımda zekat yükümlülüğü yoktur. Nefiste Allah'ın hakkı olan şey ise zekatla yükümlüdür. Nefsin sahibi kurtuluşa erenlerden olmak için söz konusu hakkı nefsinden Allah'a verir. Allah şöyle buyurur. Onu tezki eden kişi kurtuluşa ermiştir. Başka bir ayette ise nefsinin cimriliğinden korunan kişi hiç kuşkusuz kurtuluşa ermiştir buyurulur. Mahiyeti yönünden nefsin hakikatine baktığımızda onun özü gereği mümkün olduğu yargısını veririz. Bu yönden nefs üzerinde bir zekat sorumluluğu yoktur. Çünkü Allah'ın imkan alanında herhangi bir hakkı yoktur. Böyle bir şeyden Allah münezzeh ve yücedir. Allah herhangi bir şekilde mümkün olmaksızın özü gereği varlığı zorunlu olandır. Bu nefsin varlık ile nitelendiğini gördük ve şöyle sorduk. Nefs kendisiyle nitelendiği bu varlıkla özü gereği mi nitelenmiştir yoksa nitelenmemiştir. Onun varlığının zatının aynı olmadığını ve özü gereği varlıkla nitelenmediğini gördük. Bu kez bu varlığın kime ait olduğuna baktık ve onun Allah'a ait olduğunu gördük. Bu durum bir insanın malında zekat diye isimlendirilen belirli bir miktarın o kişinin malı değil, o kişiye verilmiş bir emanet olmasına benzer. Nefsin kendisiyle nitelendiği varlık da nefse ait değil, onu var eden Allah'a aittir. Öyleyse varlık nefse değil, Allah'a ait olduğu gibi o nefsin değil, Allah'ın varlığıdır. Bu nedenle nefse şöyle dedik. Kendisiyle nitelendiğin bu varlık sana ait değildir. O Allah'ındır ve Allah onu sana sadece giydirmiştir. Sen de onu Allah adına çıkar ve sahibine izafe et. Sen ise sürekli olarak bulunduğun imkan halinde kal. Çünkü varlığı Allah'a izafe etmekle sana ait hiçbir şey eksilmez. Bunu yaptığında ise Allah'ın katında bilginlerin sevabını elde eder ve Allah'tan başka kimsenin değerini takdir edemeyeceği bir mertebeye ulaşırsın. Bu mertebe beka demek olan kurtuluştur. Böylece Allah bu varlığı senin adına baki kılar, onu senden hiçbir zaman almaz. İşte bu nefsi tezkiye eden, zekatını veren, arındıran, kurtuluşa ermiştir ayetinin anlamıdır. Kurtuluşa ermiştir, yani Allah onu mevcut olarak baki kılmıştır. Onu arındıran ifadesi ise kötülükten arındıran demektir. Başka bir ifadeyle varlığının Allah'a ait olduğunu bilen kimse için Allah bu elbiseyi baki kılar. O da sürekli olarak nimetlenerek bu elbiseyle süslenir. Bu beka Allah'ın bekasıyla irtibatlı özel bir bekadır. Çünkü nefsini kirleten bedbah da bakidir. Fakat o Allah'ın bekasıyla değil baki kılmasıyla bakidir. Cehennemlik olan müşrik koştuğu ortak nedeniyle varlığını bütünüyle Allah'a tahsis ettiğini göremez. Allah'ın niteliklerini işlevsiz sayanlar da bırakanlar da böyledir. Bunu şunun için söyledik. Bilgisiz insanlar zannetmesin ki Allah kendisine ortak koşana ve niteliklerini işlevsiz sayana varlığı sürekli verecektir. Böylece Allah'ın kurtuluşa erenlerin varlığını sürekli etmesiyle cehennemliklerin varlığını sürekli etmesinin aynı tarz olmadığını açıklamış olduk. Bu nedenle Allah cehennemlikleri orada ne ölür ne dirilirler durumuyla nitelemiştir. Mutluların özelliği ise bunun tersidir. Çünkü onlar sürekli hayat içindedirler. Öyleyse Allah'ın bekasıyla baki olup Allah'ın varlığıyla mevcut olan ile Allah'ın bekasıyla değil, baki kılmasıyla baki olan ve varlığıyla değil,
var etmesiyle mevcut olan arasında ne büyük fark vardır. İşte arifler buna erenlerdir. Onlar varlığın kime layık bir nitelik olduğunu anlamışlardır. Varlık, haktan kazanmış oldukları şeydir. İşte onu tezki eden kurtuluşa ermiştir ayetinin anlamı budur. Öyleyse zekat, mallarda olduğu gibi nefislerde ve canlarda da vacip kılınmış, mallardaki gibi canlarda da alışveriş gerçekleşmiştir. Bu bölümün bir kısmı rakik ve hükmünün ne olduğunu açıklarken gelecektir. Nefis için rakik ile ilişkilendirilir ve ondan zekat düşer. Bununla beraber rakik hangi yönden mallara katılır? Bu konuyu Allah izin verirse bu bölüm içerisinde zikredeceğiz. Ayrıca zekat verilmesi gereken insanların da zekat verilmesi gereken mal türlerinin sayısınca olduğunu belirteceğiz.